Ergün Yıldırım, Beyaz Muhafazakar Sosyoloji ve AK Parti Kentli dindar sosyolojinin AK Parti içinde ayrı bir gruba dönüştüğü söyleniyor. En başta söyleyeyim, çok yanlış bir tespit bu. Çünkü kentli dindar sosyolojinin siyasetlik temsili çarpıtılıyor. Elbette kentlileşen bir muhafazakar kesim farklılaşması var. Bunlara baştan beri beyaz muhafazakarlar diyorum. Ekonomik düzeyiyle belli üst gelir grubuna mensuplar. Çocukları kolejlerde okuyor tüccar sanayici, bankalarda tepe yönetici ve iyi para kazanan doktorlar gibi meslek gruplarında yer alıyorlar. Elbette 94 yılından beri Milli Görüş Hareketi'nin yerel yönetimleriyle çalışarak ve yöneterek önemli mevkilere ve kazançlara da sahip oldular. Kendi aralarında bir networkları oluştu. Diğer muhafazakarlardan birçok açıdan farklılaşıyorlar. Kaldıkları siteler lüks, düğünlerini yaptıkları mekanlar da öyle çocuklarını Amerikan Robert Kolejine göndermek için büyük para ödeyenler var. Üniversitelerin en iyisinde okusunlar diye her çeşit harcamalarda bulunuyorlar. Beyaz muhafazakarların dini kimlikleri de var elbette. Bu kimliklerinde geniş muhafazakar sosyoloji ile aynı idealleri paylaşıyorlar, aynı kavgaları veriyorlar. Giyimleri ve ibadetlerinde de büyük örtüşmeler söz konusu. Hepsi de oruç tutar, aynı camilerde teravih eda ederler.'' Ancak tüketim alışkanlıkları, gündelik sosyal mekan ve tatil yerleriyle ciddi bir farklılaşma içinde konumlanıyorlar. Bundan dolayı da genel muhafazakar kitleden ayrışan ayrıcalıklara sahipler. Bu ayrıcalıklı Müslüman sınıf, AK Parti siyasetiyle gelen iktidar ve zenginleşmeden en fazla pay alanlardan oluşuyor. Dünyayı daha fazla geziyorlar, tatile daha çok gidiyorlar, lüks markaları daha fazla tüketiyorlar. Bütün bunlar büyük ölçüde bu iktidar dönemiyle gelen zenginlikten aldıkları payla alakalı. Fikri açıdan daha rafine olmaları, daha iyi eğitimli ve yetenekli olmaları bu gerçeği değiştirmiyor. Kentli dindarların ayrıcalıklı sınıf düzeyine ulaşan bu sosyoloji, iktidar ilişkilerinden aldıkları pay nedeniyle hiçbir zaman daha fazla özgür değiller. Tam tersine geniş muhafazakar kesimden daha fazla statikocu ve daha fazla pragmatistler. AK Parti statikosunu ve zenginliğini paylaştıkça da bağımlılık taşıyacak sosyolojik bilinç ortaya çıkar. Bahsedilen yetenekleri, eğitimleri ve kazançlarıyla ayrı siyasal temsil imkanına sahip değiller. Çünkü özgünlükleri ve özellikleri bir yanılsama sadece. Sınıfsal farklılaşmaları buna yol vermiyor. Tam tersini daha fazla siyasal bağımlılık içine yerleşiyorlar. Bundan dolayı da AK Parti siyasetine karşı eleştirel ve farklı temsil arayışına girmeleri pek mümkün değil. Türkiye'de en fazla siyasal pragmatizm önünde boyun eğen sınıf burjuva sınıfıdır. Aynı şey muhafazakar burjuva, beyaz muhafazakar içinde geçerli. Çünkü AK Parti ile nüfus, saygınlık ve zenginlikleri çoğaldı. Yine AK Parti iktidarının kaybetmesiyle de kaybedecekleri kazançları çok fazla. Bundan dolayı kimse bize beyaz muhafazakârları ya da dindar kentli sınıfı daha demokrat, daha eleştirel, daha bağımsız göstermeye kalkmasın. AK Parti kazandıkça daha fazla AK Partili, AK Parti kaybettikçe daha az AK Partili olacaklar. Hatta AK Parti kaybettiğinde en hızlı kopacak kesimlerde bunlar. Çünkü muhafazakar siyasette en fazla AK Parti'den nimetlenen toplumsal kesim bunlardan oluşuyor. Bunu örtmek, maskelemek için de kendilerini bunu hak eden yetenekli, eğitimli ve ayrıcalıklı insanlar olarak lanse ediyorlar. Kentli dindar muhafazakarların sosyolojik gerçekliği bu. Bu sosyolojiden çıkacak adaletli, demokratik ve özgür ferdi içinde taşıyan bir siyaset beklemek beyhude. Dünyevi, pragmatist ve ayrıcalıklar üzerine konumlanan bir arayış pratikleri var. Bu sosyolojik gerçeklik yerine zihnimizdeki düşünceleri bunlara monte edip konuşuyoruz. Peki nereden çıktı bu tartışma? Çıkaranlara dikkat edin. Bu sınıfta yer alıp AK Parti siyasetinden yeterince yararlanamayan kişilerin ve çevrelerin çığlıklarını duyacaksınız.